müvekkilimiz ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday 2021 yılından beri Tekirdağ İkinoğlu F tipi hapishanesinden Metris R tipi hapishanesine sevk edildi. Sevk edilme gerekçesi de ölümcül ALS kas hastası, kas erimi hastalığı olan ALS hastalığına yakalanmış olması ve gitgide vücudundan kilo kaybetmesi, kasların erimesiydi. Öncelikle Tekirdağ Şehir Hastanesi hastalık nedeniyle infazının 6 ay tehirine karar verdi. Bu şekilde görüş bildirdi. Buna rağmen adli tıp kurumuna sevk edildi ve kısa bir süre içinde R tipi revir hapishanesinde infazına devam olunması gerektiği şeklinde karar bildirildi. Bunda şunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü infaz yasasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infazının hiçbir surette ertelenmesi öngörülmüyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı, bunun istisnaları Cumhurbaşkanlığı affı ve infaz yasasının 16 Taksim 2. maddesinde ağır, güncel bir operasyonu, kanser gibi ya da diğer hastalıklardan dolayı operasyon olduğu halde bu durumda infazının ertelenmesi ya da durdurulması gündeme gelebiliyor. Fakat bu bir saatlik bir kanun değişikliği ya da bir yönetmelik değişikliği bu durum mümkün, düzeltilmesi mümkün. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının da aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de affı mümkün. Geçen hafta Kobani kumpas davasında karar verildiği gün, Kürt siyasetçilere mahkumiyet kararı verildiği günün akşamında 28 Şubat dosyasından yargılanan 14 general, 14 asker infazları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildi ve tahliye edildiler. Bunun adı normalleşmeydi. Fakat bu normalleşmenin içinde Kürt mahpuslar, politik mahpuslar, hasta, ağır hasta mahpuslar yok. Ne yazık ki görüyoruz, yok. Çünkü Abdülkadir Kuday dün arkadaşlarımızın ziyaretinde 41 kiloya düşmüş. Sadece nefes alabiliyor. 3 tane aslında ağır hasta mahpus Serdal Yıldırım, Ergin Aktaş, Abdülkadir aynı odada beraber kalıyorlar. Üçün hakkında da adli tıp kurumunca cezaevinde kalamaz raporu verilmiş, tek başına ihtiyaçlarını gideremez raporu verilmiş. Fakat buna rağmen müvekkillerimiz toplum güvenliği riskiyle tahliye edilmiyorlar. Yürüyemiyorlar, kendi ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Abdülkadir şu an sadece nefes alıyor. Elleri, ayakları tutmuyor, bütün organları işlevini yitirmiş. Fakat devletin gözünde toplum güvenliği açısından riski var. Peki nasıl bir riski var? Toplum güvenliği açısından nasıl bir zarar verebilir? Bütün siyasetçiler, devleti yöneten organlar, bütün hükümet yetkilileri her olayda, her operasyonda bu ülkenin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, ne kadar kudretli bir ülke olduğunu, ne kadar büyük işler yapmaya haiz bir ülke olduğunu söylüyor. Güvenlik güçlerinin ne kadar büyük bir ordusunun olduğunu söylüyor. Peki yalnızca nefes alan, elleri ayakları tutmayan, bütün organları işlevini yitirmiş olan bir insan bu ülkenin toplumunun güvenliğini nasıl zedeleyebilir? Nasıl zarar verebilir? Biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Sadece kimliğinden dolayı mı, Kürt olduğu için mi ya da yargılandığı dosya PCC dosyası olduğu için mi? Biz avukat olarak, insan hakları savunucusu olarak hangi dosyadan yargılanırsa yargılansın, İster PKK dosyasından yargılanan bir Kürt olsun, bir siyasetçi olsun, ister 28 Şubat dosyasından yargılanan bir insan olsun, adli dosyadan yargılanmış bir insan olsun. Eğer sağlığı, yaşamı, riski ölümcül risk seviyesine gelmişse burada kimliğine, dosyasına bakılmaksızın onun yaşamını önceleyen bir konumda olmamız lazım. Bunu söylemememiz lazım. Devletin de böyle olması lazım. Devletlerin gücünün aldığı en büyük yetki organ adalettir. Bir devletten adalet duygusunu, adalet hissini alırsanız geriye ya kanun dışı, yasa dışı bir organizma kalır. Bunu bütün arkadaşlarımız da söylüyor. Biz de dernek olarak da bunu söylüyoruz. Devlet gücünü adaletten alır. Eğer ki hasta mahpuslara bu durum, ikircilikli yapı uygulanırsa, bir yandan adli mahpuslar, bir yandan
çeteler ya da bir yandan 28 Şubat'ta yargılanan insanlar Cumhurbaşkanlığı affıyla, kararnamesiyle ya da hastalık nedeniyle, kocaman nedeniyle bir gecede tahliye edilirken politik mahpuslar düşüncelerinden dolayı ya da daha önceki eylemlerinden dolayı, sözlerinden dolayı, siyasi duruşlarından dolayı yargılanan mahpuslar hapishanelerde yaşayamaz, nefeslerini bırakacak duruma gelmişken buna rağmen ATK raporlarıyla ya da devletin yaklaşımıyla tahliye edilmiyorsa burada devletin adalet duygusundan, adalet tesisinden bahsetmemiz mümkün değildir. Burada bırakın normalleşmeyi, hiçbir şeyden bahsetmemiz mümkün değildir. Her geçen gün daha da yükselmiştir. Evet, burada 30 yıldır biz Mehmet Emin Özkan'dan bahsettik. Örneğin toplum güvenliği diyoruz. 30 yılın sonunda Mehmet Emin Özkan geçen sene tahliye edildi. Kamunun, siyasetin baskısıyla. Peki kime ne zarar verdi toplum güvenliği açısından? Mehmet Emin Özkan'ın dışarıda ailesinin yanında olması, son günlerini dışarıda geçiriyor olmasının topluma ne gibi zararı oldu? Bugün görüyor muyuz bunu? Hayır. Demek ki o kanunlarda, o raporlarda, o savcılıkların toplum güvenliği olarak emniyet raporlarında yazdığı durum soyuttur, gerçek dışıdır, bahanedir ve toplumda ikili hukuk yapılmasına, ikili hukuk uygulanmasına, müvekkillerimiz hakkında çok büyük bir adaletsizlik uygulanmasına sebep olmakta. Hasta müvekkillerimizin, tek başına hayatını idame ettiremeyen müvekkillerimizin hapishanede ölünmesine, bunu söylemek çok acı, hayatlarını son vermelerine giden yolda göz yummaktadır o kararlar. Bunun da sorumlusu o kararı veren, cezaevinde kalamaz raporu veren doktorlardır. Kalabilir raporu veren şehir hastanelerindeki doktorlardır. Tahliyelerini engelleyen infaz savcılıklarıdır. Bu yönde görüş bildiren Adalet Bakanlığı'dır. Bu yönde bunu uygulayan hükümet ve Cumhurbaşkanlığı'dır. Bunu söylemek zorundayız. Bunu her fırsatta söyleyeceğiz. Bütün mahpuslar isimleri, dosyaları, yargılandıkları dosyaların içeriğine bakılmaksızın cezaevinde kalması mümkün olmayan, tek başına yaşamlarını idame ettiremeyen bütün mahpuslar infazları ertelenmelidir, serbest bırakılmalıdır. Toplum güvenliği gibi soyut düşünceler, soyut ifadeler değil, insan hayatı, insan onuru öncelenmelidir. Bu yüzden diyoruz ki bütün müvekkillerimiz, hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Toplumda bir normalleşme olacaksa, barışa dönen bir hava olacaksa hasta mahpuslardan başlansın diyoruz.